Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitkilerin kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz ıhlamurun ilginç faydaları ve demlemesini konu aldık. Geçen yıl Haziran'ın sonunda Antalya'dan İstanbul'a bir seyahat yaptım. Bursa benim çok sevdiğim bir şehir. Dedim ki bir gün Bursa'da kalayım, Kozahan'da bir çay içeyim diye düşündüm ve aracımı set başına park ettim. Dar sokaklardan Kozahan'a ilerlerken önümde sırtında balyası olan bir adam ilerliyordu. O adamı takip ettim, merak da ettim. Biraz sonra adamımız bir baharatçının önünde durdu, çuval açtı. İnanılmayacak kadar güzel ıhlamur çiçekleri. O kokuyu görünce mest oldum. Hemen orada taze olarak 1 kilogram baharatçıdan satın aldım. Ihlamur ülkemizde farklı isimlerle ve farklı çeşitlerle bulunmaktadır. Bazılarına yazı ıhlamuru diyoruz. Bazılarına Kafkas, gümüşü ya da küçük yapraklı ıhlamur diyoruz. Ama bunların hepsinin kokusu son derece hoş ve kimyasalları da naziktir. Ihlamurun çiçeğinin bileşeni 113 tane farklı uçucu yağdan oluşur. Yapraklarında da 62 tane kimyasal yer alır. Ihlamurun bizim yaşantımıza, sağlığımıza çok güzel katkıları vardır. En başta ıhlamur, iyi demlenmiş bir ıhlamur, kaygıyı gidermede, stresi azaltmada, uykusuzluğu gidermede son derece başarılıdır ıhlamur. Ihlamur çayı grip belirtilerini azaltmakta, yüksek ateşi özellikle vücudumuzun daha fazla yanmasını engelleyip sıcaklığı düşürmektedir. Soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, astım ve enfeksiyonlara bağlı rahatsızlıkları da bize yardımcı olmakta. Özellikle balgam sökme ve söktürmede de ıhlamur çayı görevini son derece iyi yapmaktadır. Ihlamur çayının bir özelliği de mide sorunları, bağırsak sorunları ile ilgili problemlerde içinde kapsadığı uçucu yağlar bunda son derece güzel görev yapar. Ihlamur çayının güzel bir özelliği de içinde taşıdığı hiporgenik asit ve filrosa side kimyasalları da bizim hipertansiyonu yaşamamızı regüle ederekten aşağı doğru çekmektedir. Ihlamur çayının bir güzel özelliği de vücut ağrılarını azaltmasıdır. Bunu daha çok kendisi kimyasal olarak guarsetin ve filrosa side kimyasalları üzerinden gerçekleştirmektedir. Eklemdir, kas ağrısıdır. Buna bağlı ağrıları çok güzel, çok fazla bizi yormadan baskılamaktadır. Şimdi ıhlamurun çiçeğiyle beraber taşıdığı kimyasallardan bir tanesi de kumarik asittir. Pi kumarik asit. Bunun aynı zamanda yanında vanilin vardır. Bu ikisi beraber ıhlamur çayı bizim aşırı terlememizi önler. Herhangi bir oluşuma bağlı mide bulantılarımızı aşağı baskılamakta. Kazara çocuklarımız ya da kendimiz kusmuş isek yine bir fincan ıhlamur çayı içtiğimiz zaman midemizi daha çok duran hale getirmektedir. Ihlamur çayının çok güzel bir özelliği de çayımızın idrar söktürücü olması ve riski en az, en güzel çaylardan bir tanesidir. Benim belirlediğim doz 2 su bardağının günlük içilmesi güzel bir ölçüdür. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Pek çok video sunumunda da belirtiyorum. Şifayı belirleyen her zaman dozdur. Şimdi şunu söyleyelim. Ihlamurun en kritik kısmı demlemesidir. Çünkü çiçeğiyle beraber yaprağı 175 tane kimyasala kapsar. Onun için hiçbir zaman
ıhlamurumuzu böyle, bu benimki arazi cezvemdir. Ihlamuru çiçeğini, yaprağını beraber koyup üzerine sıcak suyumuzu hiçbir zaman boşaltmıyoruz. Çünkü sıcak suyunu biz bunun üzerine boşalttığımız zaman tamamen bunu yakarız. Ve fenollerin de birçok kısmı boşa gider. Doğru demleme, çünkü ıhlamurun kimyası naziktir. Doğru demleme sıcak suyumuzu cezvemize, demliğimize koyuyoruz. Daha sonra ki bu bitkileri aynen bir asansör gibi sıcak suyun içine koyuyoruz. Ihlamur çiçeği hiçbir zaman kaynatılmaz. Çünkü uçucu bileşikleri son derece naziktir. Bunu böyle koyuyoruz. Koyuyoruz. Daha sonra da kapağını koyup 5 dakika beklediğimiz zaman dünyanın en güzel, nazik ve güzel çayını elde etmiş oluruz. Şimdi şunu diyebiliriz. Ihlamur çayının en güzel kısmı tek ve yalnız demlenmesidir. Çünkü böyle olduğu zaman birçok ıhlamur çiçeğinin aromasının o uçucu kokusu içimizi kaplar ve çok güzel bir koku alırız. Bazen şunu da diyebilirsiniz. Ya bu aromayı yükseltelim dediğimiz zaman bazen çok taze bir elmanın kabuğu halka halka doğranıp içine konabilir. Bu aromayı yükseltir. Şunu unutmayalım. Bazen koyduğumuz bir bitki sinerjik etki yaratıp aktivitesini artıracak iken iki bitki birbirinin kimyasalını sönümlendirebilir. Diyebilirsiniz o tadımı güzel anlattın da buna bir bal limon da koyalım mı? Evet, bir bal bir limon da eklenebilir. Ama derim ki bundan gayri daha bir şey koymayın ıhlamur çayımıza. Ama buradaki en büyük özelliklerden bir tanesi de çayı özellikle yüksek düzeyde hissetmek isterseniz ağırlıklı olarak ıhlamurun çiçeğini demleyin derim. Ot Adamın kanalını lütfen takip edin. Bildirimleri açın. Size gelecek her bildirim sizi hastalıklardan çekip daha sağlıklı alanlara götürecektir. Ve Hipokrat'ın sözüyle bitirelim. Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun. Sağlıcakla kalın.